Merhabalar arkadaşlar. Bugün İzmir Kemer Altı'nda çalgı yapım ustası Necati Bey'in misafiriyim. Sürprizlerle dolu gezgini zamanda yolculuğuna hoş geldiniz. Halil Çiçek Bey'e teşekkür ederim beni buraya Kemer Altı'na yönlendirdiği için. Şimdi çıkıyoruz. Bakalım. Tarihi bir bina. Necati Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Çok memnun oldum tanıştığımı sizinle. Çalgı yapım ustasısınız. Gösterir misiniz örnekle veya anlatır mısınız ne kadar süredir yapıyorsunuz bu mesleği? Bu mesleği 36-37 senedir yapıyorsunuz. Her yere gönderiyorsunuz, yurt dışına gönderiyorsunuz. Nereden istiyorlarsa oraya gönderiyor. Değil mi? Ut yapıyorsunuz. Hangi çalgı aletleriydi? Ut klasik kemençe. Onlarla uğraşıyorum. Hı hı. Oğlunuz da var bu tarafta. Oğlum da. O ne yapıyor? Merhaba. Ben kanun yapıyorum. İsim neydi? Özgür. Özgür değil mi? Sen de kanun yapıyorsun. Babanla birlikte çalışıyorsun. Evet. Ne kadar kıymetli, güzel bir meslek ve ne kadar baba oğul, usta çırak kalfa ilişkisi gibi. Çok güzel. Evet. Bana nasip olmadı o. İnşallah. Sen çok şanslısın bana göre. Gel yani, seni de şanslandıralım. Nüfusunu al abi. Diyormuşum ben de. Bakalım mı öbür odalarınıza nasıl yaptığınızı isterseniz. Tabii ki. Oğlunuz bir göstersin. Tamam. Şimdi burada ne yapıyorsunuz? Burada ut yapıyoruz. Ut yapıyoruz. Bakalım. Buna ut. Tekneleri. Evet. Tutun. Şu karşıdan alayım ben onları. Ses haznesi. Evet. Televizyonda izliyoruz mesela böyle şeyleri. Hı hı. Ama nasıl yapıldığını merak etmek gerekir. Mesela evet. Ses haznesi. Bunlar işte şu kısmı bu tamire gelmiş diyor. Evet. Bu kısmı burası. Sonra hı hı. Şöyle bir yanında şeyler var. Üstüne kapatılan kapakları var. Kapakları var. Evet. Evet, burada ne yapılıyor? Bu klasik kemençe. Evet. O da Karadenizlilerin. Yok. Değil değil mi? Karadenizlilerinki uzun ince bu İstanbul kemençesi olarak geçiyor. Geçiyor ya bir da dakika. Tırnak şöyle kemençesi. Alayım ben seni. Anlat. Tırnak kemençesi olarak. Geçiyor değil mi? Bu tırnaklar dokunularak çalınıyor. 3 tane teli var. Bu böyle bir çalgı. Evet. Klasik Türk müziğinde kullanılan çalgılar bunlar. Evet. Kanun, ut gibi. Hı hı. Klasik kemençe de aynı şekilde. Burada da bir aletler var galiba değil mi? Yani burası evet şey. Çalıştığınız atölyeniz. Atölyenin bir bölümü. Bu kadar çok emek, bu kadar güzel bir ustalık istiyor mesele. Evet. Öbür odalarımızı da göster istersen sen bize. Gezelim. Evet, bu odamızda ne var? Burada da ben şu anda kanun yapıyorum. Evet, bak işte. Çok güzel. Biraz yakına gelince daha iyi anlayacak şimdi. Aha. İzleyenler. Şey değil mi bak olacak. Şöyle bir şey olacak. Evet, sonra tellerini takıyoruz. Evet. Böyle. Böyle bir sistem. Aha. Çok zor, emek istiyor. Evet. Dışarıdan bakınca ne kadar kolay diyorlar, ne kadar şey. Çok ama emek, tek çok tek emek bunu yapmak istiyor. O televizyonda gördüğümüz görüntüye varana kadar evet. Saatler, günler, dakikalar işlemesi. Aylar sürüyor tabii. Değil mi? Bak orada da. Orada evet başka bir ut var. Yanında kabak kemaneler var. Kabak kemanı var değil mi? Köylerde görmüştüm ben bizim. Manisa evet. Alaşehir'in köylerinde böyle bir şey. Kabak kemanı güzel bir şey evet. Ben de Alaşehirliyim de. Burada da kullandığınız alet edevatlar var. Evet. Değil mi? Güzel. Farklı işte bak. Mesele bu. Şurada da kullandığınız ağaçlar mı var? Örnekleri evet, var. Ağaçlar, yine kutularda aletler, çeşitli. Değil mi? Çok. Burada başka çalgılar da var. Değil bunlar, mi? Bunlar da şey, ben müzik terapi çalgıları yapıyorum aynı zamanda. Şurada mı? Böyle değişik, çalgılar. Bunlar vurmalı çalgılar. Evet. Toplukları nerede? Turistik tesislerde falan gördüm ben öyle bir şeyler çalışırken. Yok, oradakiler turistik. Bunlar değil. Bunlar nasıl?
Bunlar çalınıyor, grup çalışmalarında kullanılıyor. Yani evet. Grup olarak çalınan çalgılar. Evet. Böyle bunda yağmur sesi falan. Böyle hiç, perküsyon. Hiç görmediğimiz şeyler. Evet, burada bana göre. Yine başka. Bu da bir şey, şaman davulu. Oo. Yani bittiği zaman şöyle bir şey olacak. Bu buraya üstüne deri geriliyor. Deri arkadan bu ağaç dalına bağlanacak. Ve bu böyle bu şekilde bir şey olacak. Diğer parçada tokmağı oluyor. Hmm. Bu şekilde çalınıyor. Gidiyor çalınıyor. Bu da bir çeşit davul, evet. Kızılderililer geliyor ya bu konağı Alsanca. Onların çaldığı şeyler var. Birkaç tane arkadaş geliyor. Evet. Türkçe de öğrenmişler. Onların çaldığı çalgılar. Onların yani. Çaldığı çalgılara benziyor, evet. Evet, evet. Çok zor. Ekvadorluların. Mesele o. Bizimkine göre farklı şeyler. Benzer zannetmiştim ama farklı yani. Bu Türk kültüründe var olan çalgılardan birisi. Zaten o Kızılderililerin kökeni Türk diyorlar. Kökenleriyle aynı. Yani aynı kültür orada. Şamanik. Şamanizmle alakalı. Bu şaman davulu zaten bunun ismi. Bu çok güzel. Şeyde çeşitli şekillerde yapılıyor. Bu da onların bir versiyonu. Çok güzel. Evet. Öbür odalar var mı? Başka bize göstermek istediğin. Diğer tarafta bir gezelim. Burada ne yapılıyor? Burada da yani şu anda burası yine yeni yerleştiriliyor. Burada da santur, lavta. Yani bizim anlayacağımız dilde, Türkçesinde. Udun bir benzeri yine. Yapılıyor değil mi? Onun bir çalgı. Bir de kanunun benzeri. Bu böyle vurmalı. Hani sokakta evet. Çalanlar olur. Bir var ya. Santur çok fazla var. Burada evet. Şu anda o örneği olmadı. Ha var. Ne zaman? Şurada var. Bir bakalım. Bu tarafta. Şu da mı? Evet. Bunlar ikisi de santur. Arka. Edin. Şöyle bakalım. Evet. Güzel. Çok emek, çok tarihi bir bina herhalde burası da. Evet, 150-200 evet. Yaşında bir bina bence. Yok, 150-200. Var mı o kadar? 150 var yine. 1890. Değil mi? 130 yaşında. 130 yaşında. Yine eski. Çok eski. Tarihi bir yer. Evet. Burası sizin atölyeniz. Evet. Çok güzel. O tarafa dönelim. Şimdi Necati Bey, buradan izleyenlere selam söyleyin isterseniz. Takipçilerimize ne dersiniz? Hepsini seviyorum. Halil Bey'e de selam söyleyelim. O referans oldu. O gönderdi tamam. Beni. Halil Çiçek Bey'e. Çok saygım büyük Halil kendisi. Halil Bey değerli bir ödü. Benim arkadaşlarımın hepsi değerli. Evet. Sizi tanıdığıma çok sevindim ben de. Ben de sevindim. Hanımefendiyi de tanıdığım memnun oldum. Kardeşimi de tanıdığıma çok memnun oldum. O da yardımcı oldu. Ne güzel. Farklı bir olay oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.